Merhaba gençler, YÖSAR'a hoş geldiniz. Bugün deneme sınavlarından devam edeceğiz. Problemler deneme sınavlarından. Evet, konu anlatımlarını iyi dinlediyseniz artık sizin için çok da bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum ve hemen başlıyorum. Yukarıdaki doğrusal grafiklerden birisi zamana bağlı olarak boya ustasının boyadığı duvar alanı. Bakın şu duvar alanını boyuyormuş. 3 saatte bu grafikten ne anlıyoruz? 80 metrekare alan boyuyormuş. İkincisi ise yine zamana bağlı olarak ustanın boya kutusunda kalan boya miktarını göstermektedir. Yani bakın 3 saatte ne kadar boya kullanmış? Burada 30. Bunu anlıyoruz. Boya ustası 48 kilogram boyanın tümünü kaç metrekarelik alanı boyayabilir demiş. Bakın 3 şöyle şuradan bakalım. 3 saatte ne kadar boya kullanıyor? 3 saatte 30 artık kilogram boya kullanıyor. Biz diyoruz ki burada şunu düşünelim. 48'i ne kadar saatte kullanır? 48 kilogram boyayı kaç saatte kullanır? Saat. Peki hemen birbirlerine bölelim. 3 bölü x, 30 bölü 48. Nedir işte? Şöyle 10 ne yapar? X eşittir. 4,8 geliyor. Buradaki mantığı şöyle kullanalım yine. Diyelim ki 3 saatte nasıl 3'tür ya? 3 saatte 80 metrekare alan boyuyorsa 4,8'i k saatte boyasın. Bakın yine aynı şey. Burada da buradan ne olur? İşte 1,6 16 çarpı 8 eşittir k. O da 80 48 daha kaç yapar? 128 yapmalıymış gençler. Evet, tam bir TYT sorusu bu arada bunlar. Biz TYT'de hep böyle sorular çözüyoruz. Aşağıdaki doğrusal grafiklerin birincisinde kabuklu fındıktan elde edilen iç fındık miktarı. Kabuklu fındık bak 5 kiloda ne oluyormuş? Onu şöyle yazalım isterseniz. 5 kilogram kabuklu diyelim. Kabuklu fındıktan 3 kilogram iç fındık. İç yazalım şuraya. Diyor ki bize iç fındık 6 kilogram iç fındıktan da iç yağı. Onu da şuraya yazalım. 6 kilogram içten de 4 kilogram yağ diyelim ona da. Peki bize diyor ki 5 kilogram kabuklu fındıktan kaç litre fındık yağı? Ve kolay olmuş bu. Zaten 5'te 3 iç yağ oluşturuyordum. 3 kilogram iç için ne kadar yağ üretirim? Bu bunun yarısı zaten. Bu da bunun yarısı olacak. Direkt 2 olmalıymış gençler. Doğru orantı yani hepinizin bildiği, hatta şuraya şöyle yapalım. İşte atıyorum ekmek almaya gidiyoruz ya, işte bir ekmek. Ekmek işte atıyorum 2 TL ise 10 ekmek, işte bunun 10 katı ise bu da bunun 10 katı 20, yani doğru orantı yapıyoruz. Peki şöyle yaklaştıralım. Bir sokakta yolun üst tarafında evler ardışık tek sayılar. Ardışık tek sayılar derken ne yapıyoruz işte? Mesela işte 2x artı 1 değil mi? 2x artı 3, 2x artı 5, 2x artı 7. Peki alt tarafında ise ardışık çift sayı demiş. Yani ben buraya 2n, 2n artı 2, 2n artı 4, 2n artı 6 olduğunu biliyoruz. Diyor ki bize A ve B'nin numaraları için, A ve B'nin numaraları için A burada, B de nerede? B de burada. Yani diyor ki 2x artı 3'ten 2n'i çıkartırsan 15 olur diyor. Hemen çıkartalım gençler. Buradan 12x eksine kaç çıkar? 6 çıkar. Peki bizden c eksi de istiyor. Yani 2x artı 5'ten neyi çıkartalım diyor? D'yi. D nerede? 2n artı 6. 2n artı 6'yı çıkartalım. Peki düzenlersem 2x eksi 2n eksi 1 yapacak. Değil mi? Peki bunun kaç katı? 2 katı. Yani 12 eksi 1'den ne yapar? 11 yapmalıymış. Güzel sorular. Bir yabancı dil kursunda ABC sınıfındaki öğrencilerin yaş ortalaması. Şöyle yazalım. A, B ve C sınıftaki yaşların ortalaması 20, 26 ve 29'dur. A ve B sınıfındaki öğrencilerin yaş ortalaması 23. Şimdi bu ne demek? A'daki insan sayısı A kadar olsun. B'deki insan sayısı B, C kadar olsun. Şu cümleden anlayacağımız şey ne demek biliyor musunuz? Ben bununla bunu çarpacağım. Yani
20A artı 26B bölü A artı B kaça eşitmiş? 23'e. Yani şöyle diyoruz, yani insan sayısıyla yaş ortalamasını çarparsam toplamı bulurum. Burada da toplamı buldum fark ettiyseniz. Şurası toplamları, yani yaşları toplamları. Burası da insan sayısı. Aritmetik ortalama neydi? Toplamın adı da bölümüydü. B ve C sınıfındaki öğrencilerin yaş ortalaması 28. B ve C'ninki de 28'miş. Aynı şeyi yapacağım. 26B artı 29C bölü B artı C kaça eşitmiş? 28. Bizden istediği şey, buna göre bu 3 sınıftaki öğrencilerin tümünün yaş ortalaması. Yani şunu istiyor benden. Onu da şu tümün istediği işlemleri aşağıya kaydıralım mı? Yok, şuradan devam edelim. Benden ne istediği? İstediği şeyi şuraya yazıyorum. Yani 20A, 26B ve 29C'nin A artı B artı C'ye oranını istiyor bizden. Peki. Buradan içler dışlar çarpımı yapacak olursam eğer, şöyle hepsini de görelim. Hemen de çözelim onu. Karşıya atarsam 23A, 3A, 3A eşittir 3B, A eşittir B geliyor gençler. Buradan artık o işlemi yaparsınız. Yani buradan A eşittir B. Buradan da 28B, 2B kalıyor bu tarafta. Burada da C oluyor. C de 2B eşitmiş. Bakın, A gördüğüm yere ne yazacağım? Bakın, B gördüğüm yere X yazsam. Bakın, B gördüğüm yere X yazsam. A gördüğüm yere X yazarım. C gördüğüm yere 2X yazarım. Bakın, A gördüğüm yere X yazacağım. B gördüğüm yere X yazacağım. C gördüğüm yere 2X yazacağım. Umarım şuraları anlamışsınızdır. İçler dışlar çarpımı yaptım. Bakın, buraya yine X yazacağım. X yazacağım, 2X yazacağım. Peki, toplayalım. Yani 20X, 26X ve ne yapar? 58X bölü 2, 4, 4X. Peki, sorunun sonuna doğru geliyoruz. Ne yaptı burası? 5, 7, 9, 98, 104x bölü 4x. O da ne yapacak gençler? Bunlar gider. 26 yapıyor. Evet, 26. Evet, soruların çözümü uzun tabii ki. Ama yine de umarım anlaşılmıştır. Bir satıcı bir malı %15 zararla 4250 TL'ye satıyor. Satıcı aynı malı bu şeyi satsaydı ne kadar? İlk önce zaman şunu yapalım. Benim malımın tamamına maliyete ne diyelim? Maliyete 100x diyelim. %15 zarar ne demek? Yani 85x neye eşitmiş? 4250'ye. Bizden diyor ki 6250 neye eşittir? Yani bu kaç x'e denktir diye soracak olsa, sadeleştire yazalım. Bunları böyle böldüm. 80, şunu bölersem galiba 5 gelir. Bunu böldüğüm zaman da ne olur? 125 gelir. Bakın, soru işareti 125x geldi. Ben 100x aldığımı 125x'e satıyorsam ne yaparım? %25 kar elde ederim. Bir grup işçi bir işi 3 günde bitiriyor. Sonra işçi sayısı, bakın ne demiştik hatırlarsanız burada? Yapılan iş her şeyi çarp. Ya da ben ne öğretmiştim? Alayını çarp. Alayını çarp. Peki. Bir grup işçi. Kaç tane işçi olduğunu bilmiyorum. X tane işçimiz olsun. Bir işi 3 günde bitiriyor. Şimdi günlük çalışma süresi de ne olsun? T olsun. Ya da bunların hepsini şey diyebiliriz. İşçi sayısına 100x diyebiliriz bakın. Daha kolay hesaplamak için. Çalışma süresine de 100T diyebilirim. 100T. Bakın, bir işi bitiriyorlar. İşçi sayısı %50 azaltılırsa 50X kalır. Çalışma süresi %20 artırılırsa 120T olur. Kaç günde biter? Soru işareti. Ya da işte Y ne derseniz deyin. Aynı iş dediği için. Aynı işin iki katı deseydi burayı 2 ile çarpacaktım. Bakın, yapılan iş bir iş yapıyorlar. Her şeyi çarptım gördüğünüz gibi. Bunları ne yapalım? Birbirlerine bölelim. Şöyle. Bundan bu gider 2. Buradan ne kaldı? 6. Buradan ne kaldı? 20. Şu T'yi de hesaplayalım. Buradan ne oldu? 5. Bakın, soru işareti kaç çıktı? 5 çıktı gençler. Yani şu denklemi yazmak önemli olan, geri kalan zaten çok zor bir şey değil.
Bir mağaza sahibi tüm ürünlere etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapıyor. Aynı üründen 5'in üzerinde alan her adet için ayrıca indirimli fiyat üzerinden %20. Ne kadar bonkör şey. %25'lik bir indirim daha yapıyor. İkinci indirimi ilk 5 ürünü uygulamıyor diyor, demiş bize. Bu mağazada etiket fiyatı 15 TL alan bir üründen 8 TL alan bir müşteri kaç TL öder demiş. Şöyle diyor bize. Yani 15 lira olan bir şey var elimizde. %20 indiriyoruz. %20 indirirsek hatırlayın kar zarar problemi. Geriye %80'i kalır. Şöyle 4, şöyle 5, şöyle 3. Ne olur? 12. Şimdi diyor ki etiket fiyatı 5'in üzerinde. Şimdi bu 5 tanesi için bu indirim bitti. Yani 5 tane bundan alacağım. 5 tane bundan alırsam 60 lira para öderim. Diyor ki ama 5'in üzerinde alınan her adet için. Ha, ben toplam kaç tane aldım? 8 tane. Demek ki geriye 12, 12, 12 vermeyeceksin diyor. Bir tek de bir kez daha %25 indirim yapacaksın. 12'nin %25'ini indirirsem yine %75'i kalır. Bunu sadeleştirelim. 25'e böldüm 3, 25'e böldüm 4. 3, bakın bunun tanesi 9'a geldi. Haliyle bu da 9'a geldi. Bu da 9'a geldi. Ne yapar? 27 de buradan gelecek. Toplarsam 87 olacak. Gençler. Evet, 8. soruda şöyle bir şey var. Yolları vermiş. A kentinden hareket eden bir araç ortalama 60 km hızla giderek A dakikada C'ye varıyor. Bakın buraya ne kadar sürede varır? Şimdi biz demiştik ki yol eşittir hız çarpı zaman. Eğer ben hıza bölersem yolu neyi bulurum? Zamanı bulurum. Bakın ben 45'i niye bölecekmişim 60'a? Yani A dediğim şey, bakın 45'i, yani yolun tamamını 60'a böleceğim. Peki. Dakika dediği için isterseniz 60'a çarpabilirsiniz. Şu an için onunla ihtiyacımız yok. Diyor ki bu araç B kentine kadar ortalama 40. Yani şuraya kadar dönüştü herhalde. Değil mi? Bu araç B kentine kadar ortalama 40 km hızla gitseydi. Ha, diyor ki bize 20 bölü 40 ile gitseydi. Yine A dakikada varmak için şuraya ne kadar sürede almak zorundaydı. Yani 25 çarpı V diyelim. Yine A'yı versin. Bakın 45 bölü 60. Toparlıyorum. Normalde diyor ki bunu 60 ile alırsa A dakikaya olanmış olur. Ama diyor bunun yerine burayı 40 ile gitseydi, burayı da V ile gitseydi yine A dakikada alması için hızının kaç olması gerekirdi diye sormuş bize. Peki. 25, yani burada yapacak bir şey yok. 25 bölü V. 15'e böldüm 3. 15'e böldüm 4. Buraya 4 kalsın. 10'a böldüm 2 bölü 4. Bakın 25 bölü V 1 bölü 4 V eşittir. Kaç çıkar? 100 çıkmalıymış gençler. Güzel soruydu. Ağırlıkça %12'si şeker olan un şeker karışımı elde etmek için 44 kilogram un kaç kilogram şekerle karıştırılmalıdır demiş. Peki toplam karışımım X olsun. Değil mi? X'in şimdi %12'si şekerse şöyle düşünebilir miyim? 100'den 12'yi çıkarsam 8, 9, 88'i yani 88 bölü 100'ü de neyi verir? Bana 44'ü yani unu verir. Çünkü bakın unu şeker karışımı ya, %12'si şekerse geriye kalan kısım da undur. Unun da kısmı şeyini vermiş zaten. Buradan da ne gelir? 50 yani x neymiş? 50 olacakmış. Toplam karışım 50 olması için de tabii ki bu toplam karışım zaten. 50'den neyi çıkartacağım? 44'ü. Ne kalır geriye? 6 tane de 6 kilogram şeker varmış. Evet geldik son soruya. Dakikada B litre su akıtan bir musluk A litrelik bir havuzun bir bölüşünü kaç dakikada doldurur? Bakın yapılan iş bir dakikada, yani dakikada B. Havuzun yani X dakikada havuzun ne kadarını doldurmak istiyorum? 1 bölü 3. Bakın yine yapılan iş hepsini çarptım. Peki benden istediği şey ne? X'i bulmak. X de ne olur? A bölü 3B olur. Evet. Umarım anlaşılmıştır. Tekrar ediyorum burayı. Yapılan iş. Hepsini çarp. Evet gençler. İki tane çözecektim ama bence yeterli. Hem de alışkanlığımız bu şekilde oluşturduk. Bir aydır değil mi? Hemen hemen her gün video atıyoruz. Böyle daha kolay oluyor. Çünkü iki tane çekince yoruluyorum. Bu sefer bir sonrakini çekmekte üşeniyorum. Evet. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.